Dövüş filmleri deyince akla gelen ilk isim, kendine has hareketleri, tarzı ve filmleriyle efsane haline gelmiş birisi. Asıl adı Jun Fan Lee ama tüm dünya onu Bruce Lee olarak tanıdı. 33 senelik kısa ömrüne 5 film sığdıran Bruce Lee, 1973'te bu dünyadan göçüp gitse de onun bıraktığı etki yıllardır devam ediyor. Özellikle dövüş oyunlarında Bruce Lee'den esinlenilen birçok karakter bulunuyor. İşte bu videoda bu karakterlerden bazılarına göz atacağız. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlara yazarken ben de ilk oyunumuzda anlatmaya başlıyorum. Oolong. Yer Kung Fu serisini hatırlarsınız. Oyun ilk önce 1984'te arcade olarak bilinen Atari salonu sistemlerine çıktı. Birçoğunuz bu oyunu NES ya da Famicom tarzı konsollardan biliyorsunuz. Oolong tamamen Bruce Lee'den esinlenilerek yapılmış. Oyunun afişini görünce bunu rahatlıkla anlamak mümkün. Oyundaki karakterimiz üstsüz, yani tıpkı Bruce Lee'nin Enter the Dragon filmindeki gibi. Ayrıca oyun 8 bit işlemciye sahip bir konsolda çıkmış olsa da Bruce Lee'nin o çığlığını yapmayı ihmal etmemişler. Uçan tekme ve yumruklarla ard arda gelen rakipleri yenmeye çalıştığımız Yer Kung Fu, Bruce Lee filmlerinden esinlenilerek yapılmış bir dövüş oyunu. Liu Kang. Mortal Kombat bildiğiniz gibi en çok sevilen dövüş oyunu serilerinden biridir. İlk Mortal Kombat oyunu 1992'de çıktığında farklı oynanış tarzıyla beğenilmişti. Mortal Kombat karakterlerinden Liu Kang, fark edeceğiniz gibi Bruce Lee'den oldukça esinlenilerek tasarlanmış. Karakterin giyim tarzı, hareketleri ve meşhur çığlığına kadar tüm özellikleriyle Bruce Lee'yi anımsatıyor. Liu Kang, Mortal Kombat serisinde bir Shaolin dövüşçüsüdür. Dış dünyadan gelen tehditlere karşı savaşıp dünyayı korumayı görev edinen Liu Kang, Shaolin dövüş tekniklerini kullanarak rakipleriyle savaşıyordu. Bruce Lee de Enter the Dragon filminde bir Shaolin ustasını oynuyor. Bruce Lee benzeri Liu Kang, Mortal Kombat'ın hemen hemen tüm oyunlarında vardır ve yeni çıkan oyunlarda da olmaya devam ediyor. Kim Dragon. World Heroes serisinin dövüşçülerinden Ejder lakaplı Kim, Bruce Lee'ye en çok benzeyen dövüşçülerden bir tanesi. Oyunda dünyaca ünlü bir film yıldızı olarak geçiyor. Bruce Lee de gerçek hayatta filmleriyle ünlü olmuştu. Kim Dragon, ejder tekmesi ve hızlı yumruk hareketleriyle Bruce Lee'nin filmlerinde gördüğümüz hareketleri oyunda yapabiliyor. Yakın dövüşte çok yetkili Kim, görünümünün yanında sesleriyle de Bruce Lee'yi iyice anımsatıyor. Hatta bu karakteri seçerken adını bilmeyip ona Bruce Lee diyen çok oyuncu vardır. Yakın dövüşte uzak durulması gereken dövüşçülerden bir tanesi Kim Dragon, Bruce Lee'ye en çok benzeyen oyun karakterlerinden biridir. Fei Long. Super Street Fighter oyununda eklenen 4 yeni karakterden bir tanesi Fei Long. Bruce Lee'nin aynısı, görünümü, kıyafetten tutun, saçları, yüz hatları her yönüyle Bruce Lee'ye birebir benziyor. Bir tek karakterin adını Bruce Lee koymamışlar, o da telif haklarından dolayı sanırım. Fei Long da tıpkı Bruce Lee gibi dünyaca ünlü bir film yıldızı olarak geçiyor oyunda. Street Fighter'da diğer dövüşçülerle yolu kesişip hikayeye dahil olan Fei Long, Bruce Lee'nin Jeet Kune Do tekniğini kullanıyor. Çinli olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Serinin sonraki oyunları da gördüğümüz Fei Long bir yakın dövüş karakteri. Street Fighter'da çok tercih edilen karakterlerden değil, genelde diğer karakterler oyuncular tarafından daha çok tercih ediliyor. Ama oynamasını bilenler için Fei Long gerçekten iyi bir dövüşçüdür. Wu Long. Kaiser Knuckle oyununda Çinli dövüşçü Wu Long giyim kuşam, dış görünüm olarak Kim Dragon ve Fei Long kadar benzemese de Bruce Lee'nin duruşunu taklit etmesiyle ya da filmlerdeki çığlıklarıyla Bruce Lee'den oldukça esinlenilmiş bir karakter. Ayrıca ünlü aktör filmlerinde nunchaku kullanır, görmüşsünüzdür. Wu Long'un da bir nunchaku hareketi var. Tıpkı Bruce Lee gibi nunchaku'yu sallayıp çevirmesi ünlü aktöre bir gönderme olmuş. Diğer oyunlar kadar olmasa da Wu Long bazı yönlerini Bruce Lee'den örnek alan bir karakter. Hon Fu. Fatal Fury serisinin Real Bout oyununda karşılaştığımız Hon Fu, görünüşü ve hareketleriyle Bruce Lee'ye fazlasıyla benziyor. Elinde tuttuğu nunchaku'yu tıpkı Bruce Lee gibi sallarken el ve ayak hareketleri de usta dövüşçünün Jeet Kune Do stilini anımsatıyor. Oldukça hızlı hareketleri var Hon Fu'nun. Bruce Lee de zaten hızlı hareketleriyle tanınan bir dövüşçüydü. Fatal Fury yapımcıları da diğer oyunlardan geri kalmayıp bir Bruce Lee benzeri karakteri oyunlarına eklemişler. Jean Li. Dead or Alive serisinin karakterlerinden Jean Li, saçları ve dış görünümü diğer oyunlardaki karakterler kadar benzemese de dövüş tekniği ve kıyafeti tıpkı Bruce Lee filmlerindeki gibi, hatta bu kıyafetlerden birisi Bruce Lee'nin Game of Death filminde giydiği sarı tulumun aynısı olmuş. Her oyunda farklı özellikleri örnek alınan ünlü aktörü Dead or Alive serisinde bu şekilde görüyoruz.
Ve unuttum sanmayın çünkü sona sakladım. İşte karşınızda Marshall'la. Tekken'in 94'te çıkan ilk oyunundan beri seride bulunan karakter Bruce Lee benzeri ya da kopyası falan değil. Birebir kendisi olmuş. Hem giyim tarzı, saç kesimi, yüz hatlarından tutun, dövüş tekniğinde kullandığı çoğu hareketi yapabiliyor Lau. Çığlıklarını söylememe zaten gerek yoktur. Kıyafetlerinin benzerlerini birçok Bruce Lee filmlerinde görebilirsiniz. One Inch Punch denilen yakından vurduğu etkili yumruğu, havada ters taklayla attığı tekmesi, geri takla atar gibi arkaya atlayıp tekrar ayağa kalkması gibi birçok hareketi Marshall Love'la yapabiliyoruz. Ayrıca Bruce Lee'nin arda arda attığı hızlı tekmelerle ya da yumruklarla yaptığı gibi birçok kombosu var. Diğer oyunlarda saydığım karakterler de Bruce Lee'ye fazlasıyla benziyordu ama Marshall Love'ın o kadar fazla hareketi var ki bunların çoğu Bruce Lee'den esinlenilmiş. Herhalde Bruce Lee'ye özel bir dövüş oyunu yapsalar Marshall Love o oyunda rahatlıkla Bruce Lee'nin yerine geçerdi diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu oyunlar dışında Bruce Lee'ye benzeyen karakterlerin olduğu dövüş oyunlarından hangilerini oynadınız? Yorumlarda yazarsanız onlara da bakabilirim. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı ve videoyu paylaşıp destek olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşene dek hoşça kalın.